Bu bir genetik rahatsızlık mı? Sonradan mikroplarla, bakterilerle bulaşabilen bir rahatsızlık mı ve en çok nerede görülüyor? Mantar enfeksiyonu genetik bir yatkınlık sonucu olur ama genetik bir hastalık değildir. Daha çok dışarıdan ya da kişilerden kaptığımız bir enfeksiyon aslında. Peki şimdi manikür pedikür yaptıranlara özellikle ekran, hepimiz gidiyoruz, hepimiz güzel görünmek istiyoruz ama el ve ayak tırnaklarına bakım yaptıracağız derken mantarla karşılaşma ihtimalimiz var mı onu soracağım. Ama önce ellerde mi yoksa ayaklarda mı daha çok görülür mantar? En çok mantarı ayakta görüyoruz. Arkaya sakın dönmeyin. Görüyoruz. Sakın arkanıza dönmeyin. Siz bunları görüyorsunuzdur muhtemelen ama paylaşacağız şimdi bir sizinle. Bir ekrana bakar mısınız arkaya? Evet. Çok şiddetli tipik bir mantar enfeksiyonu tırnakta. Artık tırnaklar dökülmüş yani bayağı parçalanmış ve dökülmüş. Yürümek, hareket etmek ve bu acıya katlanmak çok zor olsa gerek. Öyle çok zor ama bu hali getirmeden önlem almak da mümkün kesinlikle. Zaten amacımız burada o. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra tedavi çok güçleşiyor. Hem ilaç kullanmak zor oluyor, hem dolaşım bozuluyor, mantar enfeksiyonu çok dirençli hale geliyor. Oysa ki başlangıç halinde yakalarsak bu hale gelmeden son derece tedavisi mümkün olan bir hastalık. Peki, hem bu, vücutta hem tırnakta. Evet, bu hem tırnakta oluyor, hem parmakta oluyor, hem parmak arasında oluyor. Yani bütün şeyi ayağı kaplıyor bir yandan. Bir yandan da en çok tabii... Şimdi düşünüyorum mantıklı olarak kapalı olan bir yerde oluyor veya belki ayağımızı çok mu çarpıyoruz ondan mı? Neden oluyor ayakta en çok? Şimdi ayak mantarın üremesi için gerekli ortam ortamın sıcak ve nemli olması. Tabii ayakta terleyen bir organ ve sürekli ayakkabı içerisinde. Eğer kişi de buna yatkınsa ya da mesleği gereği sürekli havasız kalıyorsa ayak, uygun çoraplar giymiyorsa bir süre sonra orada kolaylıkla mantar yerleşebiliyor. Veya işte havuz gibi ortamlarda toplu basılan yerlerden kapabiliyor mantarı. Bir de tırnağı özellikle ya ailede birinde varsa ortak tırnak makası kullanımı ya da ortak ayakkabı terlik kullanımıyla geçebiliyor. Veyahut da çarpma sonrası özellikle bir kırılma ya da bozulma olduğunda normalde mantar tırnağı o kadar kolay yerleşmez ama bozulma olduğunda hemen yerleşiyor ve başlıyor. Peki barkoda görüntülerimiz var, ona bir geçelim bir yandan. Buyurun, bir yandan da şunu soracağım. Hani bu hep konuşulur ya, tuvalete oturdum mantar kaptım, havuza girdim mantar kaptım, işte ıslak saunada oturdum, hamamda oturdum mantar kaptım. Bunlar doğru mu? Yani bir yere kadar doğru, evet. Mantarı aslında ya kişilerden ya da kişilerin eşyalarından kapıyoruz. Ama bazı mantar türleri de vücudumuzda var. Candida dediğimiz, siz de iyi bilirsiniz. Mesela vajinal mantarlar özellikle kendi vücudumuzda olan mantarlar olabiliyor. Onlardan da yani kendi vücudumuzdaki mantarlarda direncimiz düştüğünde üreyip çoğalabiliyorlar. Ama pek çok mantarı da evet dışarıdan kapıyoruz. Saunadan, havuzdan ve ortak basılan her yerden.